Merhaba arkadaşlar, ben Cemal Esen. Bu videomuzda kitabımızdaki delikli flanş uygulamasını yapacağız. Uygulamanın adımları kitaptan farklılık gösterebilir, böylece farklı çizim tekniklerini de görmüş oluruz. Katya programımızı açtıktan sonra Start sekmesinden Bakın Sketcher modülüne kısa yol atadıysak buradan ulaşabiliriz. Veya kısa yol atamadıysak Mechanical Design sekmesinden Sketcher modülüne ulaşabiliriz. Sketcher modülüne girdiğimizde dikkat edersek Sketch komutumuz şu anda aktif. Ve bizden çalışma düzlemi seçmemizi istiyor. 3 ana düzlemden bir tanesini seçerek çizime başlayabiliriz. Biz ön düzlemi seçerek çizimimize başlayalım. Bakın Sketch'e girdiğimizde Sketch komutlarımız aktif oldu. Ve artık 2 boyutlu çizimimizi gerçekleştirebiliriz. Teknik resme baktığımız zaman dairelerden ve teğetlerden oluşan şeklimiz var. Bakın bu 12 tane daireden oluştuğu için 30 derecelik bir kısmını çizip bunu kendi eksen etrafında döndürerek çoğaltabiliriz. Ve bu şekilde dış kısmını tamamladıktan sonra slotlu iç kısmını da yapıp şeklimizi tamamlayabiliriz. Şimdi bakın teknik resimde R40 olarak verilen dairelerin merkezlerini belirleyen referans dairemizi çizelim. Profil araç çubuğundan daire komutumu aldım. Daha sonra orijinden başlayarak bir tane daire çizdik. Bu dairenin hayali olmasını istediğimiz için üzerine bir kere tıkladım ve Sketch Tool araç çubuğundan hayali komutumuza bastık. Ve hayaliye döndü görüldüğü gibi. Fakat bakın Katya'da son kullandığımız komutları sürekli hatırladığı için bakın şu anda hayali sekmesi hala aktif. Şu anda yeni bir çizgi çekersek bu hayali olarak çizilecek. O yüzden bu komutumuzu kapatmayı unutmayalım. Daha sonra bakın bu daireyi bir ölçülendirelim. Ölçülendirme komutumu aldım ve teknik resimde görüldüğü gibi R40 yani çap 80 olarak ölçülendirdim. Daha sonra dairelerin merkezlerini ve 30 derecelik açıyı belirlemek için eksen çizgilerini çizelim. Eksen komutuma çift tıkladım ve orijinden başlayarak yukarıya doğru bir tane eksen çizgimi çektim. Daha sonra tekrar orijinden başlayarak şöyle açılı bir şekilde eksen çizgimi oluşturdum. Daha sonra bakın bunu ölçülendirelim. Ölçülendirme komutuma bastım. Bakın şu iki eksen çizgisi arasına tıklayarak bunu 30 derece yapalım. Daha sonra bakın şuradaki dairelerimizi oluşturalım. Eksen ve dairenin kestiği noktalardaki dairelerimizi oluşturalım. Daire komutuma tıkladım. Bakın şu iki noktadan da yakalayacak şekilde çizelim. Bir tanesi bu. Bir tane daha diğer tarafı çizdikten sonra bakın yakalamasına da dikkat edelim. Daha sonra bunları ölçülendirelim. Bakın küçük dairelere baktığımızda çap 10'muş. Ölçülendirme komutumu aldım. Şu daireme gelerek çap 10 dedik. Daha sonra diğerini de ölçülendirelim. Buna da aynı şekilde geldik ve çap 10 ölçüsünü verdik. Daha sonra bu dairelerin üzerine bir tane daha R10 yani yarı çapı 10 mm olan daireler çizmemiz gerekiyor. Fakat buna bakın tam daire olmadığı için yayla da oluşturabiliriz. Bakın daire komutunun altında arc komutuma tıkladım. Merkez noktasını seçtik ve şu şekilde elimi açtım. Hatta gelin bunu da Sketch Tool araç çubuğunu kullanarak yapalım. Bakın Sketch Tool araç çubuğundan tap tuşuyla R'nin üzerine gelip R10 değerine girelim. Enter'a bastığımız zaman bakın R'sini 10 olarak kilitledi. Bizden bir tane başlangıç ve bir tane de bitiş noktasını istiyor. Bunları da tıkladık ve yayımızı oluşturmuş olduk. Aynı şekilde diğer tarafa da yapalım. Bakın yay komutuna tıkladım. Dairemin merkezini seçtim. Klavyeden tap tuşuyla R'ye gelip 10 dedik. Enter'a bastığımızda 10'a kilitledi. Başlangıç ve bitiş noktasını göz kararı olarak çizdik. Daha sonra bu çizdiğimiz yayları bakın teknik resimde R15 ile birleştirmiş. Hemen onu oluşturalım. Fakat bunu yapmak için yayı kullanamayız çünkü merkez noktamız belli değil. Bakın bunu daire ile oluşturalım. Daire komutuma bastım. Bakın Sketch Tool araç çubuğundan tapla gelip R15 değerine girip Enter'a bastık. Bakın dairem oluştu. Şimdi bunu getirip ikisine teğet olacak şekilde yakalayalım. Bakın yakaladıktan sonra tıkladım ve bu dairemi de oluşturmuş oldum. Daha sonra fazlalıkları trimleyelim. Bakın trim komutuma çift tıklayarak komutumu aldım. Fazlalıkları tek tek götürelim. Burası, burası. Bakın yaklaşalım. Şu fazlalıkları da götürelim.
Ve en son burayı da götürdükten sonra bakın şu 30 derecelik kısmı elde etmiş olduk. Şimdi bunu orijin etrafında döndürerek şeklimizi tamamlayabiliriz. Bakın şöyle çektiğimiz zaman ilk önce bakın şu anda trim komutum aktif. ESC'ye basıp bir kere komuttan çıkalım. Daha sonra orijin etrafında döndürmek için bakın şurada hemen açalım. Rotate komutumuz var. Fakat buna basmadan önce çoğaltacağımız nesneleri seçmemiz daha faydalı olur. Hemen seçelim. Bir tanesi bu. Şu yaylarımızı kontrolle seçiyoruz ve diğer dairemizi seçtik. Daha sonra bakın rotate komutuna bastığınız zaman bizden ilk önce bir merkez noktası istiyor. Bakın orijin noktasını tıkladım. Daha sonra herhangi bir başlangıç referansı istiyor. Buna da tıkladıktan sonra bakın elimi hareket ettirdiğimde bu şekilde dairelerimizi oluşturabiliriz. Bakın diyalog penceresine baktığımızda 11 burada çoğaltılacak nesne sayısını gösteriyor. Bakın bizim şeklimiz 12 daireden oluştuğu için 12 çarpı 30 dememiz lazım normalde. Fakat Katya'da ilk çizilen nesneyi de algıladığı için her zaman bir eksiğini yazıyoruz. Yani 11 çarpı 30 derece diyeceğiz. Bakın derece değerine de gelip 30'a ayarladıktan sonra Enter'a bastığımız zaman bakın dairemizin dış şeklini oluşturmuş olduk. Daha sonra merkezdeki slotlu kısmı da oluşturup şeklimizi tamamlayalım. Bakın slot komutumu aldım. Daha sonra iki tane başlangıç noktası seçtim. Ve elimizi oynattığımızda slotun kalınlığını vermeye başladı ve herhangi bir yere tıkladıktan sonra slotumuzu oluşturmuş olduk. Bakın slotumuz şu anda eğik oldu. Mesela böyle bir durumda ölçülendirme araç çubuğuna basıp bakın çizgimin üzerine tıkladım ve sağ tık yapıp bunu yatay olması için horizontal'a tıkladığımız zaman bakın düzeldi. Daha sonra bu slotu merkezden simetrik yapmak için nasıl yapıyorduk? Bakın ölçülendirme araç çubuğuna tıkladım. Slotun merkez noktalarının uçlarını seçtim. Kontrolle. Daha sonra ölçülendirme çıktıktan sonra sağ tık yaptım. Allow Symmetry Line'a basıp bakın ne yapıyorduk? Dikey orijin noktasını seçtim. Bakın şu anda simetrik oldu slotumuz. Daha sonra bakın ölçüsünü verelim hatta. Ölçülendirmeye tıkladım. Bakın slotumuzun genişliği 20-20 daha 40 mm'ymiş. Buraya geldik 40'ımızı girdik. Daha sonra slotumuzun genişliği de R5 olarak verilmiş. Bakın Katya'da slot çizdiğimizde kendisi otomatik olarak genişliğini atıyor. Bu ölçünün üzerine gelip 5 mm diyelim. Slotumuzu oluşturmuş olalım. Daha sonra bunun üzerinde de bir tane dairemiz var. Daire komutuna tıkladım. Bakın orijin noktasından şöyle dairemizi çizdik. Daha sonra bunu ölçülendirelim. Ölçülendirme komutumuza bastık. Bakın R12.5 olarak verilmiş. Çap 25 olarak dairemizi çizdik. Daha sonra trimleyerek işlemimizi gerçekleştirelim. Bakın Quick Trim komutuma çift tıkladım ve yaklaşalım. Fazla komutları, fazla çizgileri trimleyelim. İşteki bu çizgiler, bu çizgi, tüm işteki çizgileri trimledikten sonra bakın şeklimizi oluşturmuş olduk. Bu şekilde skecimizi tamamladık.